Halkın Yıldızları konserlerinin açılışında sahne alan ünlü popçu Edis, dansları, sahne şovları ve müzik performansıyla hayranlarını deyim yerinde ise yine mest etti. Hoş geldiniz. Edis, bir konser serisine başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyordu. Çok büyük bir konser turunun aslında açılışını yapıyoruz. İlk defa bir kongre merkezine sahne alacağım. Benim için de çok ilk, vallahi çok heyecanlıyım yani. İlk kez bir kongre merkezinde konser verdiğini söyleyen ünlü popçu, ilkleri yaşadığı için oldukça heyecanlıydı. Konser mekanını Londra'nın en seçkin konser merkezi Royal Albert Hall'a benzetti. İlk açılış siz yaptığınız için mi heyecanlısınız? Yani evet, o da heyecanlı. Kongre merkezi. Ama her konser heyecanlı ya. Ama işte burada kongre merkezi böyle bayağı şey, Royal Albert Hall vardır Londra'da, böyle öyle hissettim kendimi, çok güzel. Biraz da gündeme ilişkin sorular soralım. Edis kendisine popstar denmesinden rahatsız oluyormuş. Neden acaba? Sizlerin işte popstar Edis, popun yedinci star Edis falan. Bunlar aslında çok onur duyduğum mevzular. Yani yanlış anlamayın beni. Sadece gerek yok bence. Çok eskide kaldı o. Ben sadece Edis'im, Edis olarak mutluyum yani. Böyle ekstra bir şey şişirince kendimi çok plastik hissediyorum. Kendimi öyle bir anda izleyince popstar falan böyle vay. Ya öyle mi izleyeceğini falan oluyorum. Birçok sanatçının lakabı var aslında. Tarkan'a Megastar, Bülent Ersoy'a Diva, İbrahim Tatlıses'e İmparator denir mesela. Bu liste uzar gider ama Edis kendisine popstar denmemesi konusunda ısrarlı. Layık görmüşsünüz. Teşekkür ederim. Düşüncemden beni vazgeçirdiniz. Tamam. Bu arada Edis uzak doğu yolcusu. Dünyada güneşin doğduğu ilk yere Japonya'ya gidiyor. O bambaşka bir heyecan, bambaşka bir durum. Ana haberde sürpriz bir şekilde, hani onlardan gelen bir şekilde duyurduk, erken duyurduk aslında. Çünkü ben yaptığımız zaman söylemeyi isterdim. Şimdi böyle hemen bir beklenti oluştu. Bu uzun vadeli bir durum. Ama geçen seneden beri belli aslında. Bakalım ünlü popçunun bu Japonya turnesinin nedeni neymiş? Bizim Japonya durumumuz çok çok şarkısının Japonya'da ünlü olmasıyla alakalı. Yani şu an orada programlarda zaten beğeniliyor, seviliyor. İşte yani talebe karşılık gidiyoruz. Japonya bize sürpriz oldu. Ama bence çok güzel oldu çünkü çok iyi bir pazar. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Edis'in sürprizleri, projeleri bitmek bilmiyor. Bir de Gülşen'le birlikte düet yapmaya hazırlanıyor. Konuşuyoruz şarkı ama yetişirse, yani yetişmezse bakalım. Çünkü ikimiz de çok mükemmeliyetçiyiz biliyorsunuz, az çok. Ben şimdi ona bir melodi yolladım, belki bir şey yazarız falan diye. O şimdi didik didik ediyor falan. Beğendirmemiz lazım Gülşen Hanım'a.